çok böyle bazı şeyleri konuşmuyoruz. Ama bu hoca ve bu takım, bu yönetim kurulu stadı olmadan ilk sene şampiyon oldu. Geçen sene ikinci şampiyonluğunu elde etti. Bu sene, geçen sene UEFA'da çeyrek finale geldik. Ve son penaltı atışlarıyla kaybettik. Bu sene Türkiye'deki bir ilki ortaya koyduk. Gruptan namağlup lider olarak çıktık. Bütün bunları bu hoca ve bu ekip yaptı. Ve çok önemli işler yaptı. Beşiktaş camiası bir mağlubiyetle öyle karışacak bir toplum asla değildir. Biz bu hocamıza ve bu takımımıza sahip çıkmamız lazım. Onların bu sene alacağımız inşallah şampiyonlukta da hep beraber arkasında durmamız lazım. Ben bu şampiyonluğun geleceğine çok inanıyorum. Siz Beşiktaş'ı karıştırmak için işte bir bakıyorum işte bir mağlubiyet üzerinden hemen bir şeyler başlıyor. İşte de başlıyor, işte de başlıyor. Bizim tecrübemiz, kulüp yöneticiliğimiz ve bugüne kadar geldiğimiz noktadaki Beşiktaş'la beraber yaşadığımız günler bunları görmeye çok müsait. Ben çok rahat görüyorum. Nerede ne yapılıyor? Bazı abilerim de geliyor bana söylüyor diyor ya başkan diyor böyle dikkat olmak lazım filan diyor. Anlıyorum çünkü ben de görüyorum. Ama biz bunları çok üstünden gelebilecek kuvvetli bir camiayız, bir yönetimiz. Sizden bir tek şey ricam var. Yarın önemli bir maçımız var. O önemli maça çıkmadan evvel şu Beşiktaş takımını ve şu Beşiktaş'ı 2 yıldır şampiyon yapmış hocasını hep beraber bir alkışlayalım arkadaşlar yaptıklarını. Dün yeni hoca arıyormuş. Şimdi Metin geçen bir şeyde biz geçen sezonun sonunda Metin Albayrak'la konuşmuşuz. Bir basın organında söylüyor bunu. Bir basın mensubu oraya da geleceğim. Efendime söyleyeyim hocayı göndermeye karar vermişiz. Ya o dediği zamandan sonra biz hocayla 2 senelik sözleşme yaptık. Yani söylenen laflarla konuşulan lafların hiçbir tutarlılığı yok. Hocayı göndermeye, ya Beşiktaş hoca istikrarı bizim olduğumuz dönemde hangi sözleşmeyi bozduk biz? Soruyorum size. Slaven Bilić'le sözleşmemiz vardı, sonuna kadar gittik. Samet hocamızla sözleşmemiz vardı, sonuna kadar gittik. Şenol hocayla daha geçen yaz 2 senelik sözleşme yaptık. Ayıptır ya. En çok da üzüldüğüm mevzu ne biliyor musunuz? Bunu içimizde bunu köpürten insanlar var. En çok da ona üzülüyorum. Bu Beşiktaş benim hocam değil. Bizim hocamız. Bizim takımımız. Ve dünyanın en namuslu, en çalışkan insanı göreceksiniz. Bu sene de hep beraber şampiyon olacağız. Sarıca ve ekibine sahip çıkalım. İstanbul'un en merkezi noktasında salonumuz var. Bu sene de çok büyük hedefleri var basketbol takımın. Şampiyon olma hedefleri var. Onlara taraftarımızla bütünleşmiş bir camianın bunu elde etmemesi için hiçbir sebep yok. Hem buradan hem sizlere hem de bütün Beşiktaş kamuoyuna lütfen tekrar ediyorum. Ufuk Sarıca ve ekibine sahip çıkalım. Onların maçlarına olabildiğince desteklemeye gidelim. Amatör şubelerle alakalı